Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber elimde Poco X6 Pro var. Bu cihazın kamera testini hep beraber gerçekleştireceğiz. Amiral gemisi bir cihaz. Eminim sizler de bu cihazı daha öncesinde gördünüz. Poco'nun X serisi genelde oyun tarafında tercih edilen bir telefon. Ama ben kamerada fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. Oyunun yanında bu da benim bir hobim ve ben iyi fotoğraflar çıkarmak istiyorum. Sosyal medyaya güzel fotoğraflar koymak istiyorum diyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğer oyunun yanında bu gibi istekleriniz varsa bakalım bu cihaz sizin dileğinizi karşılayabiliyor mu? Hep beraber göreceğiz ve test edeceğiz. Poco X6 serisinin arka kamera tasarımını şu an sizler de görüyorsunuz. 3 tane arka kameramız, aynı zamanda bir adet de flaşımız arkada yer alıyor. Peki teknik özelliklerinde neler var? Kısaca ona da bahsettikten sonra hep beraber sokaktayız bugün. Bugün X6 Pro kamera testiyle devam edeceğiz. O zaman teknik özelliklerimiz gelsin. Cihazın ana kamerasında f1.7 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksellik bir ana kamera görüyoruz. İkinci kamerada ise f2.2 açıklığına sahip 120 derecelik bir ekstra geniş açı. Üçüncü kamerada ise f2.4 diyafram açıklığına sahip makro çekim kamerasını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Ön kamerada ise 16 megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılıyor. Video çözünürlüğünde ise arka kamerada 4K 30fps, ön tarafta ise 1080'e 60fps'lik bir görüntü kalitesinin bizlerle olduğunu söyleyebiliriz. Teknik özellikler bu şekildeydi. Hadi başlıyoruz. Fotoğrafları kısaca gördünüz. Şimdi kendimce bir değerlendirme yapmak istiyorum. Poco X6 Pro'nun en başta söylemek istiyorum ki kamera kalitesini ben beğendim arkadaşlar. Bize neler sunuyor? Şu an hemen kamerayı açtığım zaman en başta bir Pro Mode görüyoruz. Ben Pro Mode'da fotoğraflar çekmedim. Çünkü herkesin kişisel tarafı farklı olabiliyor. Ben belki aydınlık fotoğraflar ya da karanlık fotoğraflar çekmek istiyorumdur. ISO değerini farklı kullanıyorumdur. Bu yüzden sizler için farklı bir deneyim olacağından Pro Mode'u çekmedim ama böyle bir mod olduğunu bilmenizi istiyorum. Fotoğraf tarafına gelecek olursam, fotoğrafta 120 derecelik 0.6'da fotoğraflar geniş açı çekebiliyorsunuz. Aynı zamanda 10x'e kadar da zoom yapabiliyorsunuz. Normal fotoğraf modundaysa sizler de gördünüz. Ben sevdim. Renk doğruluğunu sevdim. Gerçekten de tenimin rengini yansıtıyordu. Ya da dışarıda gördüğüm herhangi bir nesnenin rengini doğru yansıttığını sizlere belirtmek istiyorum. Havanın biraz karanlık, böyle güneşsiz olmasına rağmen fotoğraflar gayet başarılıydı. Şu zoom tarafına geleceğim. Zoom tarafındaysa fotoğraflar keskindi, gayet güzeldi. Yapay zeka açık olmamasına rağmen gayet başarılı işler çıkardığını söyleyebilirim. Geniş açıdaki fotoğrafa baktığımızda ise bir tık renklerin solduğunu gördüm ama çok da büyük bir sıkıntı da hissetmediğimi sizlere belirtmek istiyorum. Video kalitesine gelecek olursak 4K çekimler yapabildiğini zaten söylemiştik. Sarsıntı tarafında ise telefonun optik görüntü sabitleyicisi olduğunu söylemiştik. Birazcık böyle bozulmaların olduğunu sizler de gördünüz. Eğer profesyonel bir çekim yapmıyorsanız herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama bir yere çekim yapacaksanız bu tip sorunlarla karşılaşmak istemeyiz. Eğer sizin için sıkıntıysa bunu göz önüne alabilirsiniz. Portre moduna gelecek olursak, portre modunu da ben sevdim. Gayet başarılı bir işler çıkarmıştı ama ön tarafta bir tık portre modu tam oturmadı gibi hissettim. Çünkü iki kişi bir portre çekmiştik. Sanki böyle çevreleyemedi. O buğuyu, o ön planı alamadım gibi bir hissiyat yarattı bende. Ben fotoğrafları bu şekilde çektim. Değerlendirmeme gelecek olursam, bu fiyat aralığındaki bir telefon için bence gayet başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Cihazın kamera ayarlarını geliştirmek istiyorsanız arkadaşlar, ayarlar kısmına geldiğinizde buraya kamera yazıp cihazın daha iyi bir kamera performansını sunması için buradaki ayarları etkinleştirebilirsiniz. Bakın burada otomatik gece modu, hareket yakalama, dizilim hakkında bilgilendir, format değiştirme gibi ek özellikler bulunuyor. Burada HDR 10 Plus teknolojisini de açabilirsiniz. Ben açmadım. Açmadan kullandım. Çünkü en saf haliyle görmenizi istedim fotoğrafları. Ama bunu da ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden
telefonun ayarlar kısmına gelip bu ayarları yaptığınızda çok daha iyi bir performans sunacağını sizlere söyleyebilirim. Cihazın içerisinde portre modunun yanı sıra aynı zamanda gece modu, panorama, kısa film, ağır çekim, hızlandırılmış çekim ve uzun pozlama gibi ayarlar da bulunuyor. Zaten bu uzun pozlama böyle gece çekimlerinde olsun, trafik ışıklarını çekmek olsun gayet güzel işler çıkartıyor. Gece performansını maalesef sizler için sergileyemedik. Umarım bir başka videoda tekrar görmüş oluruz ama daha öncesinde denediğimde kötü bir performans sergilememişti. İdeal bir ortalamada gece performansını görüyoruz. Kısaca değerlendirmemde ben Poco X6 Pro'yu sevdim arkadaşlar. Bu fiyat aralığındaki bir telefon için oldukça başarılı bir kamera deneyimine sahip olduğunu söyleyebilirim. Peki sizler neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kamera performansını sevdiniz mi? Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.